Merhaba, bugün size belge isimleri, dosya isimleri ve İngilizce'deki bir kişinin başarısı arasında görebileceğiniz çarpıcı bir ilişkiden bahsetmek istiyorum. Açıkçası ilk bakışta bu biraz garip görünüyor. Yani bir belgenin, dosyanın ismiyle bir kişinin İngilizce'deki başarısı arasında nasıl bir ilişki olabilir, böyle bir ilişki kurulabilir mi diye insan düşünüyor. Ben de öyle düşünüyordum ama dün elimizdeki bazı verileri incelerken bunu gördüm ve ilgimi çekti. Çok çarpıcı geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi burada tam olarak bahsettiğim ilişki ne? İlk önce biraz arka plan verirsem daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Dosya isimleri mesela nedir? Bir ödev yazdığınızda, yazı yazdığınızda onu bilgisayarınızda diyelim Word dosyasını kaydederken nedir? Kaydediyorsunuz. Dosya isimleri ve İngilizce yazma becerisi arasındaki ilişkiden özel olarak bahsedeceğim. Şimdi bu ilişkiye nereden geldik? Biz mesela her yıl essaykontrol.com'dan, farklı okullardan, üniversitelerden, kurumlardan gerek proficiency sınavları olsun, gerek TOEFL, IELTS, PT gibi sınavlar olsun. Bu sınavlara hazırlanan ne yapıyoruz? Yüzlerce öğrencinin yazısını kontrol ediyoruz, feedback veriyoruz. Bu sebeple de çok farklı farklı seviyeden insanlarla çalışma imkanımız oluyor ve o belgeleri karşılaştırma, farklı seviyeleri görme imkanı buluyoruz. Şimdi dün akşam yine elimize ulaşan bazı belgelere bakarken uzun süredir dikkatimi çeken bir konuyu daha yakından inceleme fırsatı buldum. Baktım ki elimizde şöyle dosyalar var. Bunlar farklı öğrencilerden gelen dosya isimleri gibi düşünün. Bir tanesi direkt yeni dosya diye, yeni belge diye kaydedilmiş. Yeni dosya işte DocX, Word dosyası. Birisi kopyası yeni dosya. Yeni dosya kopyalanmış, onun içine başka bir şey yapılmış, kaydedilmiş, gönderilmiş. Birisi de buradaki isimler şu an gerçek isimler değil, örnek olsun diye yazdığım isimler. Birisi mesela Ahmet 1 diye yazmış. Diyelim bu öğrencinin 5 yazılık bir paketi var. İlk yazısı olduğu için Ahmet 1 yazmış. Birisi de Esra işte one out of five demiş. Hani 5 yazıdan bir tanesi şeklinde yazmış. Şimdi bu dosya isimleri alakasız gibi görünse de aslında bize çok şey söylüyor. Şimdi size tecrübeyle şunu söyleyebilirim. Ben şu dosya isimleriyle yazan öğrencileri karşılaştırdığımda genel eğilim olarak gördüğüm şey şu. Dosya ismini böyle sallama yazan, hani buna dikkat etmeyen, yani bir düzen oturtmamış öğrencilerin yazısı genellikle bu şekilde düzen oturtmuş öğrencilerin yazısından daha kötü oluyor ve ilerlemeleri de daha yavaş oluyor. Özellikle yani dosya ismini şu şekilde yazan birkaç tane öğrencimiz var. Bu öğrenciler acayip dikkatli, düzenli ve aldıkları geri bildirimden çok daha fazla fayda sağlıyorlar. Niye? Çünkü düzen ve disiplin, yani şu dosya ismini nasıl yazdığınız bile sizin ne kadar düzenli, disiplinli çalıştığınızı, ne kadar bilinçli olduğunuzu gösteren bir şey. Bu başlangıç seviyesi, bu ise ileri seviye bir düzen işareti. Şu ilk ikisi ise hani baştan savma dosyayı yazdım, gönderdim, hadi lütfen kontrol edin hocam şeklinde gönderilmiş dosyalar. Dediğim gibi bu ilk başta bakınca alakasız bir ilişki gibi görünüyor. Diyorsunuz ki ya dosya ismiyle işte bir belgeye verilen isimle bu öğrencinin yazı kalitesi ya da ilerlemesi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Ama dediğim gibi hani elinizden yüzlerce yazı geçtiğinde farklı farklı öğrencileri sürekli gördüğünüzde ve bu yapılarla karşılaştığınızda bir süre sonra fark ediyorsunuz ki evet yani o dosyaya isim vermeye emek harcayan bir öğrenci kaçıncı yazısı olduğunu ya da paketini bununla ilgili detayları yazı isminde belirten bir öğrenci sallama bir şekilde dosya ismi rastgele A, B, C, D diye isim yazıp gönderen bir öğrenciye göre ne yapıyor? Çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha güzel sonuçlar alıyor. Evet, küçük detaylar gerçekten çok fazla şey söyleyebiliyor. Şimdi bunu neye göre söylüyorum? Hayatınızın bir alanındaki tutum ya da davranışlar. Burada hangi tutum ve davranıştan bahsediyoruz? Basit bir tane bilgisayardaki dosyayı isimlendirmekten bahsediyoruz. Ama oradaki tutum ve davranışınız aslında sizin daha büyük işlerde göstereceğiniz tutum ve davranışın bir işareti olabilir. O yüzden dediğim gibi ben dosya isimleri ve öğrencilerimizin
Özellikle sekontrol.com'daki öğrencilerimizin yazma başarıları arasında bu şekilde bir ilişki gördüm. Tabii ki bu %100 illa böyle olacak değil. Her kuralın bir istisnası vardır ama genel eğilim olarak, genel durum olarak ben bunu gözlemledim. Evet, bu dersle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dedim ki bu ilginç bir gözlem oldu benim için. Sizinle de paylaşmak istedim. Yani bu açıkçası düşündürücü bir konu. Dediğim gibi önemsiz gibi gördüğünüz bir alanda yaptıklarınız, o alandaki adımlarınız aslında daha büyük işlerdeki yapacaklarınızın bir işareti, göstergesi olabiliyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalına abone oluyorsunuz. Bir sonraki derste görüşüyoruz.